Dayım benim. Yolsuzum. Bana 200 kağıt çıkma yapabileceğim mi, okey? Oğlum madem kestirdin, satsana o saçları. E postiş yapıyorlar böyle lepiska saçlardan. Bir sürü para. Gülmedin. İyi, tamam tamam. Ateşleriz bir 200 oldu. Kim? Orçun para mı istiyor? Ha, ya yıllardır her dakika eli cebimde ya. Bana de ötüpürür sürekli. Aa. Ne yapıyor ki bu kadar parayı? Rızacığım benden de hep harçlık alıyor ama... Allah Allah. Oldu tamam, haydi öptüm kardeşim. E benden de 20-30 koparıyor hep. Nereye harcıyor ki? Lüks lokantalarda öğlen yemeği falan mı yiyor acaba? Aa, oğlum şimdi kalktın kahvaltıdan. İşe götürüyorum öğlen yemeğimi. Yok, yemeğe harcamaz. Üst baş desem. Orçun, tişörtün pek güzelmiş oğlum. Yeni mi? Yo, senin eski tişörtün. Yer bezi yapacaklardı, ben kaptım. O kuru kıza mı yediriyor gece alemlerinde Gülistan? Orçun'dan sana. Babana benziyorsun diyorum, inanmıyor. İçme artık. Al hesap. Bünyamin Bey benim hesabı ödeyecek. Orçun'un hesabı. Ha, okey. Zannetmiyorum ama. E bu kadar paraları nereye harcıyor bu oğlan? Ay bu da mı geldi kız başınıza be? Ne oldu ya? Sahte mutluluk Gülistan. O ne? Belliydi ama oğlanın halinden be, yazık. Ne belli? Kötü bir alışkanlığın pençesinde. Sigara mı? Yok, içmez benim evladım. Daha kötü be. Yani içki mi? Beyaz zehir. Ne? Ne demek o? Ya Allah korusun Vasfiye teyze. Ne biçim konuşuyorsun sen Vasfiye teyze ya? Benim oğlum de uyuşturucu. Sen lafını bir de konuş ya. Ha, haşa, olur mu? Ben öyle mi dedim? E, beyaz zehir dedin. Üç beyaz zehir, un, şeker, yağ. Zehir dediğin o mu? Göbeği babası gibi oldu be kızım. Neyle şişecek o futbol topu öyle? Elem, keder, karbonhidrat. İçerik bu. Ha, onu dedin sen. Canım, pasta börek yemeğiyle bir şey olmaz ki. Şimdi olmaz. Yarın öbür gün kapılara sığmazsa ay oğlanı balkondan vinçle indireceğiniz, ne yapacağınız? Ne alakası var? Zati pasta böreğe ne kadar para gidecek ki Vasfiye? İşte Örçün Ömezoğlu diye tutturdu. Bugün de bu ilahi. Hep iyi niyetimden Gülistan. Kötü niyet olsaydı senin oğlan bildiğin keş der geçerim. Keş mi? Hayır, tipi de benziyor. Ağzı Şam'a, gözü Bağdat'a bakar be. Nasıl ya? Na böyle. Ağzını topla Vasfiye teyze. Ben toplarım, kolay. Sen oğlanınkini topla. Ay aslan gibi delikanlı için apçı diye laf çıkacak Gülistan kız, ne çektin be? Ay şakası bile kötü ya. Aa, bir arkadaşına borç vermiştir o. Eyleme vermiştir tabii. Buyurun. Orçun, gel anneciğim, gel annem. Nasılsın, iyi misin? Ha? Ne var ne yok? Ocakta yemeğim var, konu ne? Oğluşum, sen ne zamandır borç alıyormuşsun hepimizden? Ha, nereye harcıyorsun bu paraları? Hayır, bir masrafın da yok ki.
Geçim derdi. Çoluk çocuk kolayla mı doyuyor? Hı? Okey? Oğlum, oğlucum. Bir derdin mi var ha senin? Söyle annem, söyle. Beyim asabi. Arada sırada dövüyor ama beyimdir sonuçta. Okey? Oğlum bak şakayı bırak. Bak çok üzülüyorum ben ya. Nereye harcanıyor bu paralar? Ha? Ne oluyor? Tam bak eylem gitti. Oh bayram edeceğiz derken niye kapanıyorsun böyle odana? Ha? Eylem sizin yüzünüzden gitti. Sevemedin kızı. Benimsemedin. Benimseyip de ne yapacaktım? Ya duvar gibi kız. Duvar? Duvar. Üstüne çivi bile çakıl atla. Daha ne artık? Ne yapsaydın benimseyip? Tablo mu atsaydın? Yabancı gibi gördün kızı. Oğlum Aliyen gibi bir tip. Günah boynuna belki de öyledir diyorlar yani uzaylılar aramızda falan diye. Eylem orijinaldi, mevzu oydu. Çok mutsuzum ya. Yok, sahte mutluluklara kapılma annem, annem. Benim gerçek mutluluğum eylemdi. Eylem! Eylem! Saçlar fena. Senin de gözler çökmüş. Ama hala bilgilerim var. Her tür. Hırkamı unutmuşum, onu almaya geldim. Ben de seni çok özledim bebeğim. Ayrılık sebebimiz sen değildin, çevresel faktörlerdi. Bizimkiler yüzünden oldu. Virüs gibiler, geçimsizliklere bile bulaşıcı. İlişkimizi kurtaralım, çocuklara travma olmasın. Çocuklar? Biz. Ha. Bu evde bize huzur vermediler. Çevresel faktörler dediğin onlardı değil mi? Ama öz eleştirim de var. Vay. O zaman sen öz eleştirini yap, ben öz eleştirimi yapayım. Bağlayalım, öpüşelim. Öyle gitmez. Bir projem var. Benim de. Aşkımızı kurtaracak bir proje. Benim de o tarz ama bir süre görüşmeyeceğiz. 10 gün ara. Ondan sonra karşılıklı proje sunumu. Hayırlısı olsun. Cümlemize. Eylem. Canım. Var ya. Geçen günü Beyoğlu'nda bir ayakkabılar gördüm. Vallahi tam senlik. Konuş. Kapandı. Canım, telefonu konuş diye açma istersen. Yani senin gibi zarif bir genç kız buyurun efendim diye açar değil mi? Okey. Aferin tabii. Sen de benim bir çocuğum sayılırsın. Yani o denli benimsedim ben seni. Yemek yerine onu mu yiyeceksin çocuğum? Ye tabii, özgürsün. Kendi seçimlerini kendin yapmalısın. Gülistan, acıktık yav. Sen ne yiyorsun lan? Ekmek arası. Yıllardır yiyorsun, ne faydasını gördün? Ha? Adam gibi sofraya oturup kıymalı bezelyeni yiyeceksin. Selahattin karışma. Orçun sezgilerini dinleyen bir çocuk. Bezelye sevmiyorum. Muhtemelen bezelye de seni sevmiyordur. Neyini sevecek? Birbirinize katlanacaksınız. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur. Selahattin, Orçun özgür bir birey. Kendi muhakemesini kendi yapabilir. Mahkeme de benim, savcı da benim, hakim de benim. Ve bunu bir ömür boyu bezelyeye mahkum ediyorum. Niye büyüdü bu iş? Oğlum, istiyorsan ekmek arası yiyeceksin. Doğru bildiklerinin peşinden gideceksin. Lan bir bildiği mi var bu hamur kafalının? Bezelye yenilecek. Ya! Hayır efendim, ekmek arasını ye çocuğum. Ekmek arası Orçun'un fonktörüdür Selahattin. Lan eğer bezelye yemezsen bir daha bu evden içeriye adımını atamazsın. Bezelye beyinli. İkisini de yiyin, bu muhabbet burada bitsin ya. İkinci bir emre kadar... Ekmek arası yasak. Sefil fare. Yakarım. Bezelyeyi ağzına sürme oğlum. Ben de kendimi yakarım. Heh. Lan. Sanırım aç kaldık. Orçun. Lan. Orçun. Benim. Ne haplar karıştırıyorsun lan içeride? Ha? Bitti. Odaya kapanmalar bitti. Ailenle beraber oturacaksın. Salonda kimse yok ki. O zaman masayı kur. Bir işe yara. Sorumluluk al. Oğlum, sen odada ne yapıyordun yavrucuğum? Dostça soruyorum bak. Cevap vermek zorunda değilsin. İnternet. Sözüne güveniyorum. Devam et. Devam et de ticari. Sağ çek.
Gözümün önünden ayrılmayacaksın artık. Selahattin, pısırık mı olsun çocuk ya? Pısırık olsun. Diğer ihtimalleri düşününce pısırık daha iyi. Hangi ihtimalleri? Hiç. Oğlum, biz senin büyük şehirde iyi ile kötüyü ayırt edebileceğini biliyoruz. Buna inanıyoruz çocuğum. Sen o zekalı bir insansın. Keş misin lan sen? Keş mi? Keş diyor, baban parası vardır onun diyor, senin için yani. Diyor o harçlıkları biriktirip durup kesin 1-2 bin lira vardır keş olaraktan diyor baban yani, onun diyerekten. Oğlum sen odanda, özel alanında istediğin gibi takıl, tamam. Lan dur lan! Bizim evde özel alan diye bir şey yok. Her yer kamusal alan. Biz nerede istersek orada oturacaksın. Orçun, salona. Oğlum, odana. Orçun, salona. Eşikteyim. Böyle iyi. Ortak teras diye mi beğenmiyorlar acaba? Yahu Servet, sen de terastaki şu tellikleri kaldıramadın. Ufak ev Şeyh Muz, ondandır zar. Be. Yandaki küçük odanın eni basen ölçümle aynı. Ne? Bence yarışmalar yüzünden. Dizi sektörü krize falan girdiyse ondandır. Yahu Cihangir'de karton, buzdolabı kutusu kadar evleri 100 bin dolardan satıyorlardı daha yeni. Bu eve niye müşteri çıkmıyor yahu? Çıktı. 200 bin TL'ye müşteri var. Kim? Ben. İnşallah yavrum. Ev zaten senin olacak ileride. Yok, alıyorum ben yan evi. 60 bin bankada, gerisi de kredi. 60 bin mi? Nereden buldun o kadar parayı oğlum? 8 yaşımdan beri ayrı bir eve çıkmak için para biriktiriyorum ben. Lan madem 60 binim vardı, niye 5 kuruş koklatmıyorsun yıllardır? Sence koklatsam 60 bin TL'm olur muydu? Orçun oğluşum, tabii senin özelin de. Sen bu kadar çok parayı nasıl biriktirdin ya? Bayram harçlıkları, öğle yemeği parası, folklor kursu, İngilizce kursu, alışveriş parası, harçlıklar, borçlar, son işimin maaşları ve etrafta bıraktığınız bozuk paralar. Bizim paralarımız. Geri ver lan, hırsız! Orçun kendi tasarrufuyla yatırım planlamış babası. Bence onunla gurur duymalıyız. Ayrıca sen 5 kuruş para vermedin. Bayramlar dahil. Bir de verseydim yalı mı alacaktın? Ha? Kirli çıka. Bu adamın altından çaktırmadan donunu alır vallahi. Oğlum sen neden bizden ayrı oturmak istedin ya? Seni ben yaptım. Paralar benim hakkım. Bana vereceksin. Terlikse hayvan. Ne yapacaksın lan sen evi? Git. Teras kapısının önünde plastik arkadaşlarına takıl. Cevap çok açık sanırsam. Ne demek oluyor bu yahu? Aile iç içe oturur. Ama Orçun'un o kadar da uzağa gitmeye gönlü razı olmadı ki yan daire istedi ha? Fiyat kelepir. Bir haftadır ev bakıyorum. Baktıklarım hep leş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.